Narin cinayeti infiale neden olurken Türkiye bir yandan da kaybolan ve bulunamayan çocuklarının akıbetini merak ediyor. Sırra kadem basan çocuklardan birisi de 4 yaşındaki Ecrin Tunç. Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Mayıs 2015'te en son evinin avlusunda görüldü Ecrin. Annesinin temizlik yaptığı sırada köyün içinde kaybolan minik kızdan 9 yıldır haber alınamıyor. Yetkililere seslenen aile kızlarının bulunmasını istiyor. Ecrin Tunc'un babası Bekir Tunç, kızının 14 Mayıs 2015'te saat 11.30'da kaybolduğunu fark ettiklerini söyledi. Öğlen 11.30'da kayıp olduğunu, bu balkonda oynarken kaybolduğunu fark ettik ve hemen ardından köyün içini, köyün çevre köylerini, köyün çıkışlarını, bütün araziyi kolluk kuvvetleriyle birlikte aram aramamıza rağmen herhangi bir sonuca ulaşmadık. Ancak e, o dönemden o dönemden bu yana kadar e, kayıp ilanı kayıp ilanı dağıttık. Herhangi bir sonuç alamadık ve şimdi e, devlet yetkililerden ricamdır. Ecrin Ecrin'in bulunmasını istiyorum. Ecrin hepimizin kızıdır. Ecrin'in bulunmasını istiyoruz. Aile olarak perişan haldeyiz. Gecemiz gündüzümüz yok. Devlet yetkililerinden ricamdır. Ben Ecin olayını e, internette haberim oldu ve babasıyla ailesiyle e, tanışmak istedim. Konuya vakıf maksadıyla da e, konuyu detaylı bir şekilde öğrendim ve ben bir kız babası olarak sözün hem son zamanlarda yaşanan olayları göz önünde bulundurup yıllardır e, kendi projemi de göz önünde bulundurup çocuklarımızla ilgili, ailelerle ilgili ve bu tarz vakalarla ilgili projeler çekiyorum ve buradaki asıl amacım e, kız çocuklarıyla ilgili bir, bir kız babası olarak bu tarz konularda aileye, anneye, babaya hem yardımcı olabilmek hem de Türkiye genelinde bu tarz durumlara farkındalık yaratabilmek maksadıyla e, bu yaşanan olayları üstü kapalı bir şekilde e, sahne olarak çekiyorum ve Türk milletine bütün e, bizim gibi bu tarz durumlara, haberlerde öğrenen ailelere yardımcı olabilmek maksadıyla konumuzu filmde yansıtmaya çalışıyorum. Peki Asıl temennim ben kısa bir süre önce kızımı kaybettim ve bu tarz haberleri görünce e, ister istemez kendim, kendim de duygusal bazı problemler yaşıyorum ve burada en önemlisi kız ailelerine yardımcı olabilmek, kimsenin bu tarz durumlara e, tekrar düşmemesi ve yaşanan acıyı hiçbir ailenin yaşamaması için ben de elimden geldiğince hem bu aileye ve tüm aileye yardımcı olmak istiyorum.